Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Matematik Sahnesi kitabı doğrunun eğimi konusundaki dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak dersimize başlayalım. sevgili gençler önceki doğrunun eğiminde ilk öğreneceğimiz konu eğim açısı. Bir doğrunun x ekseninin x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açıya yani saatin gençler dönüş yönünün tersi gibi düşünebiliriz. eğim açısı diyoruz. Bakın burada eğim açıları bunlar gençler. Buralar eğim açıları. Eğim açısı sevgili gençler dar ise eğim pozitif, geniş ise eğim negatiftir. Ya yani şöyle diyebiliriz gençler. Doğru sağa yatıksa, bakın burada sağa yatık. ise gençler eğim pozitiftir. Yatıksa eğim gençler negatiftir. Bakın burada sola yatık olduğu için eğim eksi. Burada da eğimin artı olduğunu görüyoruz. E, Doğrusal denklemlerde sevgili gençler y'nin x türünden değeri yazıldığında e, x'in katsayısı doğrunun eğimini verir. Yani gençler herhangi bir y eşittir. mx artı n şeklinde bizim formatımız gençler. Buydu hatırlarsanız y yalnızken yani y'nin katsayısı 1 iken x'in katsayısı bakın buradaki m e gençler eğimi verir. Örneğimize baktığımız zaman y eşittir 3x artı 2 de y'nin yalnız olduğunu görüyorum. Hadi x'in katsayısı 3 eğimi eşittir. Eğer gençler y yalnız değilse ne yapacağız? 2y eşittir 3 artı 3 de y yalnız bırakacağım. Gördüğünüz gibi bakın her iki tarafı 2'ye bölerek y ye yalnız kaldı. Buradan da x'in kat sayısı 3 bölü 2 eğim oldu diyoruz. sevgili gençler x eksenine paralel olan doğruların eğimi sıfırdır. Y eksenine paralel doğrularında eğimi sevgili gençler tanımsızdır. x eksenine paralelse eğim sıfırdır diyoruz. Y e paralelse tanım, tanımsızdır veya hesaplanamaz diyelim. İlk etkinliğimizde aşağıdaki koordinat sisteminde gösterilen d doğruların eğimlerin işaretini belirleyiniz. Burada eğim e, doğrumuz gençler sola yatık olduğu için eğim eksidir. E, i̇kinci doğrumuz gençler sağa yatık olduğu için eğimi pozitif sayı olur diyoruz. B'de gençler aşağıdaki aşağıdaki koordinat sisteminde verilen d doğruların eğimlerini bulunuz. Gençler önceki m eşittir diyorum. E, doğru sola yatık olduğu için eksi. Sola yatıklıktan eksi geliyor. Gençler eğim doğrunun eğimi y bölü x'tir gençler. Bunu unutmayalım. O halde y değeri 2. Yani dikey uzunluğumuz 2. Yatay uzunluk gençler 3. O halde eğim eksi 2 bölü 3 olur diyoruz. Burada gençler eğimi baktığımız zaman d doğru sağa yatık. O halde eğim artı olacak. Dikey uzunluğumuz 2. Yatay uzunlukta da 2. 2 bölü 2'den eğim 1'e eşit olur diyoruz. C'de gençler yine sola doğru yatık olduğu için eğim eşittir. Eksi olacak. Gençler bakın dikey uzunluğumuz 3 birim. Burada uzunluk olarak göreceğiz. Yatay uzunluk 1 birim. O halde eğim de 3 bölü 1'den eksi 3 olur diyelim. Evet. Yine gençler bakın eğim sağ yatık. O halde eğim eşittir. Eğim pozitif olacak. Dikey uzunluk gençler buradan 1 birim. Yatay uzunluk 3 birim eğim de 1 bölü 3'e eşit olur diyoruz. Y değeri gençler 1 birim x değeri 3 birim olduğu için 1 bölü 3 eğim olur dedik. E C'deki etkinliğimizde aşağıda denklemleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz diyor. İşte y eşittir mx artı n şeklinde doğru denklemi yazıldığında eğer y yalnızsa x'in katsayısı eğimi verecek diyoruz. Hadi birinci de y eşittir 3x'ti. x y yalnız olduğu için x'in katsayısı 3 buradan eğimi eşittir diyelim. İkinci de y eşittir eksi 3 bölü, 2, eksi 3 bölü 2X. E x 3 2 x ve artı 1 de x'in katsayısı eksi 3 bölü 2 eğimi eşittir. Üçüncüde üçüncü de gençler 3 y eşittir eksi 12 x'te y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e bölersem bakın y eşittir Eksi 12'yi 3 ile sadeleştirirsek eksi 4 x olur. Buradan da x'in katsayısı eksi 4 eğime eşittir. sevgili gençler bakın burada y yalnız. Buradan x'in katsayısı 1 1 de bölü olarak göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi x'in katsayısı 1 bölü 3'tür. Eğimi 1 bölü 3 olarak yazarız. Beşinci denklemde gençler y'yi yalnız bırakmak için İki tarafı 4'e böldüğümü düşünelim. 4'ler gider. E eşittir. İstersek 4'ü ayırabiliriz. Bakın 3x bölü 4 eksi 8 bölü 4 gibi parçalayabiliriz. Buradan da gördüğünüz gibi x'in katsayısı 3 bölü 4 eğime eşittir. Burada gerçi y'yi yalnız bırakmak için önce 2x'i sağ tarafa alacağım. Sen 5y eşittir 2x artı 10 oldu. Bir iki tarafı 5'e bölelim. Bakın x'in katsayısı gençler 2 bölü 5'tir. Eğim de 2 bölü 5'e eşit olur diyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. ax eksi 4 y eksi 5 e, eşittir 0 olsun eğimi 3 olduğuna göre a kaçtır? Gerçekten bize verilen doğru denkleminde öncelikle y'yi yalnız bırakacağım. Eksi 4 y'yi diğer tarafa atarsam. x eksi 5 eşittir 4 ye. Her iki tarafı 4'e bölelim. Bakın y yalnız kaldı. x'in katsayısı da a bölü 4'tür. Demek ki eğim sevgili gençler a bölü 4 olacak. Ve aynı zamanda 3 eşit olduğunu söyledi. 3'ün gizli paydası 1 var dersem içler dışlar çarpımı yaparsak evet a'nın değeri 4 kere 3'ten 12 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. İkinci soruda orijinden ve a eksi 1 virgül 4 noktasına geçen doğrunun eğimini bulunuz diyor. Arkadaşlar şöyle küçük bir koordinat sistemi çizelim. Burası x burası y eksenimiz. Orijinden geçecek bir de a noktası eksi 1 virgül Bakın burası eksi 1. Burası 4 olsun. Buradan geçiyor. Burası da a noktası. Evet, doğrumuzu gençler şöyle çizecek olursam. Evet gençler. Önceki doğrumuz sevgili gençler sola yatık olduğu için eksi olacak eğimi. E, dikey uzunluğumuz 4 birim. Yatay uzunluk 1 birim. Eksi 4 bölü 1 olur. Yani eğim eksi 4'e eşittir diyelim. Evet, bir sonraki sorumuzda koordinat sisteminde a eksi 3 virgül 1 ve B 2,3 noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz diyor. Gençler yani işte burada iki yolla size bu eğimi göstermek istiyorum. Önce koordinat sistemini çizelim. Birinci yolumuz gençler koordinat sistemi üzerinde gösterelim. A noktası eksi 3,1. Burası eksi 3. Burası 1 olsun. A noktası burası. B noktası 2,3. Böyle biraz daha sağ yapalım. Evet gençler burada çizecek olursam evet bunu aynı zamanda hemen şöyle üçgenimize çevirelim. Üçgen olarak görelim. Sevgili gençler bakın burada 3 ile birim farkı iki uzunluğumuz 2 birimdir. Yata uzunluğuna baktığım zaman eksi 3 burada 2 burada gençler ortada orijin var. Hadi yatay uzunluk eksi 3'ün mutlak değeriyle 2 toplarsak da 5 birimdir. Sevgili gençler o halde eğim önceki sağ yatık olduğu için artı olacak. Evet dikey uzunluk 2 yatay uzunluk 5 olduğu için 2 bölü 5 olur. Burada eğim diyoruz. Gençler aynı eğimi böyle ikinci bir yolla da göstermek istiyorum. Gençler bu yolda mutlaka öğrenmemiz gerekir. eğim sevgili gençler biliyorsunuz y bölü x'ti. Diğer bir tane de gençler y'lerin farkı bölü x'lerin farkı da bize eğimi verir gençler. Size verilen noktalara baktığınız zaman bakın bu x bu y. Bu x bu y gençler. O halde y'leri birbirinden çıkaracağım. E sevgili gençler bakın 3'ten 1'i çıkarıyorum. Burada 3'ten başladık. Diğer tarafta da 2'den başlayacağız. 3 eksi 1. Y'leri birbirinden çıkardım. Diğer tarafta da 2'den eksi 3'ü çıkarıyorum. 2 eksi eksi 3 oldu. Burada 2 eksi yan yana gelince artıya dönsün. 3'ten 1'i çıkartırsam 2. 2 ile 3'ü toplarsak da 5 olur gördüğünüz gibi eğimi noktalardan faydalanarak da bulabiliriz. Evet. Gördüğünüz sorumuzda koordinat sisteminde verilen AB doğrusunun eğimi gerçi eksi 1 bölü 3 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı istiyor. Arkadaşlar bakın buradaki dikey uzunluğumuz belli. Dikey uzunluk 4 birim. Yatay uzunluğu gençler bilmiyorum. Öncelikle x birim diyelim. Halde sola yatık olduğu için eksi 4 bölü x olur. Ve bunun da eksi 1 bölü 3'e eşit olduğunu söyledik. Her iki tarafta da eksi olduğu için gençler eksileri görmeyelim. İçler dışlar çarpımı yaparsam x'in değeri 12'dir. E, x 12 ise gençler 16'dan sol tarafı doğru 12 birim geleceğim. Yani 16'dan 12'yi çıkartırsam m'nin değeri sevgili gençler buradan evet, 4'e eşittir. Gerçekten burada zaten yatay uzunluk bana 12' uzunluk 4 o halde alanı bulmak için 12 ile 4'ü çarpıp 2'ye böleriz. Buradan 48 bölü 2'den gördüğünüz gibi 24 birim kare olur. Evet, Boyalı bölgenin alanı diyoruz. Evet. Beşinci sorumuzda yukarıdaki, yukarıdaki koordinat sisteminde d doğrusunun denklemi 3y eksi e, eşittir eksi x'tir. 3y eşittir eksi x. Ve a eksi 12 virgül olduğuna göre a o B, alanı kaç birim karedir? Yani öncelikle eğimi elde etmek için bakın buradan her iki tarafı 3'e bölebilirim. Gördüğünüz gibi buradan bir katsayısını yazalım. O halde y eşittir eksi 1 x bölü 3'ten eğim gençler eksi 1 bölü 3'tür. E, eğim dediğimiz gençler bakın buradan e bu uzunluğumuzun bu uzunluğumuza oranıydı. A noktasının koordinatı gençler. Eksi 12 olduğuna göre yatay uzunluk 12 birimdir. halde dikey uzunluğu bilmiyorum gençler. X dediğimizi düşünelim. Bakın sola yatık olduğu için eksi x bölü 12 eşittir. Eksi 1 bölü 3 dedim. Yine iki tarafta eksi olduğu için atalım. İçler dışlar çarpımına 3x eşittir. 12'den x eşittir 4'tür gençler. Demek ki buradaki uzunluğumuz da 4 birim. Ya alanı bulmak için dikdörtgenin alanında 4 ile 12'yi çarparız. Ve 48 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz gençler. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Koordinat sisteminde çizilen D doğrusunun eğimi %25. eğim %25 ise bunu ben kesir olarak yazarsam 25 bölü 100 yani 1 bölü 4'tür. K noktası 3,5 noktası. E, bu doğrunun üzerinde olana göre M kaçtır? Halde şöyle. Eğimi bulacak şekilde dik üçgeni çevirelim. K'nin koordinatı gençler 3,5. Yani burası 3. Bakın burası 5. Demek ki dikeydeki uzunluğumuz gençler 5 birim. Eğimin gençler 1 bölü 4 olması için yatay uzunluğu bilmiyorum gençler. Buraya eğer A diyecek olursam Bakın 1 bölü 4 eşittir. 5 bölü a dersem buradan içler dışlar çarpımı yaparsak a'nın değeri 20'dir. Şimdi gençler 3'ten 20 birim sola gelerek m'yi bulacağım. O halde m eşittir. 3 eksi 20'den eksi 17 olur. m'nin değeri diyoruz. Bakın burası eksi 17 olması gerekiyor. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.